Hamit Bey'in burada çok başarılı bir şekilde ürettiği bentonitin türevleriyle büyük bir zenginliği kazanıyoruz. Ve aynı zamanda fındıktan sonra ikinci büyük ihraç kalemimiz Karadeniz'de, Ordu'da. Bu çok önemli. Ve ben de bakanlığım zamanında yasada yaptığım değişiklikle önünü açmıştık bu çalışmanın. Ve hakikaten de kendisi de bir futbolcu gibi aldığı pası iyi gole çevirdi. Aslında bentonit 1980 yılına kadar da adı dahi bilinmiyordu. Yani çok nadiren o zaman Ordu'da OSİAD'ı kurmuştuk genel sekreter olarak. Ve yaptığımız çalışmalarla bentonitin projeleri hazırlamıştık. Nasip tabi Hamit Bey'e kısmet oldu. O şekilde çalışmalarını yaptılar. İnşallah bunun yeni ürünleriyle hem sanayide hem tıp ve sağlık sektöründe hatta tarım sektöründe de güzel çalışmalar yaparız. Benim bir parça Ar-Ge ile çalışmalarım, eski bir TÜBİTAK olarak çalışmalardaki spektrumunun çok zengin olduğunu görüyorum. Ve her yaptığımız kalemle Ordu, Üye, Karadeniz'i çok büyük avantajlar kazanacak. Çünkü onun da ana vatanı Üye. Yani bu bakımdan inşallah zenginliklerimize zenginlik katacağız. Ne mutlu bize ki böyle bir ürünün Türkiye'de ilk üreticisi ve tek üreticisiniz. Ne mutlu Üye'ye ki böyle bir kil, böyle bir madde tüm Türkiye'ye ve Türkiye'den de dünyaya buradan yayıldı. Bence her Üye'li, yaşayan her Üye'li, her Ordulu bu kilin bu topraklarda olduğu için dua etmeli, teşekkür etmeli, şükran duymalı. Bentonit'in bu noktalara gelmesinde büyük emeği olan Sayın Bakanımız Hilmi Güler. Çünkü bentonit benim ikinci evladım demişti bir toplantımızda. Ve bentonit'in önündeki en büyük engeli 2005 yılında kendisi bakanken kaldırdı. Hem de bir konuşmayla kaldırdı. Çünkü hemen evet bu önemli bir şeydir, bunu yapmamız lazım. Kendisine buradan teşekkür ediyorum öncelikle. İyi ki bentonit'in, iyi ki Medigil'in reklam yüzü olmuşum. İyi ki Türkiye'ye tanıtıyorum. Çünkü insanlığın buna ihtiyacı var. Çünkü bu ürün 500 yıl evvel, 100 yıl evvel, 1000 yıl evvel Tanrı'nın nektarisi, Tanrı'nın ilacı, iyileşen toprak, iyileştiren toprak olarak kullanılmış arkadaşlar.